Evet, trend takipçiliği eğitim serimize hepiniz hoş geldiniz. Siz istediniz, biz yaptık. Uzun bir süredir arzulanıyordu, isteniyordu. Biz de bu isteklere karşılıksız, kayıtsız kalamadık ve bu eğitim serisini sizler için hazırladık. Aslında bu ilk video gibi gözüküyor ama bundan önce bir video daha paylaştık biliyorsunuz. Burada da şu son kripto para piyasalarında metodumuzun, stratejimizin ne kadar aslında işlevsel olduğuna dair bir ufak geçmiş yayınlarımızdan kesitleri sizlerle paylaşmıştık. Bu videoyla birlikte artık resmi olarak eğitim serisini başlatıyorum. Tabii bu ilk video biraz daha tanıtım mahiyetinde olacak. Yani ben neden trend takipçiliğini kullanıyorum? Hem biraz bunlardan bahsedeceğim sizlere hem de işte eğitim serisi nasıl ilerleyecek? Hangi konulara değineceğiz? Portföy yönetimine varana kadar hangi göstergeleri kullanabileceğinizden tutun da hangi zaman aralıklarıyla, hangi periyotlarla bakabileceğinize dair bu göstergeleri en ufak ayrıntısına kadar ve bir de Fibonacci tarafında tabii ki nasıl kullanabileceğinize dair o ufak ayarları da sizlerle bu eğitim serisi boyunca paylaşacağım. Evvela şöyle ifade edeyim. Neden bu metodu kullanıyorum? Ben yaklaşık 9 yıldır genel olarak bütün piyasalarda işlem yapıyorum. Son 7 yıldır da aslında 7. yılıma girdim. Kripto para piyasalarında işlem yapıyorum. Şimdi her zaman yayınlarda da ifade ediyoruz. Hem metodumuzdan hem de niçin kullandığımızdan ama şöyle birkaç cümleyle tekrar üzerinden geçmek gerekirse. Şimdi geçmişe nazaran artık günümüzde teknik analiz ve temel analiz kısmında yapılan analizler sonucunda böyle söyleyelim. Analizler sonucunda girilen işlemlerdeki başarı oranları gittikçe düşmüş durumda. Yani eskiden mesela bir Fed toplantısı olurdu veya bir Amerika'daki bir enflasyon ya da bir başka işsizlik verisi vesaire adını artık ne derseniz bunlar açıklandığı zaman orta uzun vadeli bir pozisyon alınabiliyordu artık ama günümüzde bilgi çok hızlı bir şekilde el değiştirdiği ve herkese ulaştığı için artık bir sonraki Fed toplantısında gelecek olan olası oranlar bile önceden fiyatlanmaya başladı. O yüzden temel analiz artık eskisi gibi tabii ki yani yine burada oluşabilecek olan anlık değişimlerden bahsetmiyoruz. Yani beklenen tarafta yani beklenen veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerdeki başarı oranları gittikçe düştü. Artık işlevselliğini kaybetmeye başladı. Zaten teknik analiz tarafında da bugün mesela bizler bir TOBO görüyoruz tablolarda veya bir OBO görüyoruz veya bir adına ne derseniz düşen trend kırılımını falan görüyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz ama bir bakıyorsunuz ki yani hiç görüntüyle alakası olmayan şekilde fiyat hareket etmeye başlıyor. Çünkü dediğim gibi yani bir bilgi ne kadar fazla ele ulaşıyorsa o bilginin kıymeti o kadar azalıyor ve tabii ki çalışma durumu da yani az önce temel analiz tarafına bahsettiğim işlevsellik noktasında da teknik analizde de artık eskisi gibi umduğumuzu bulamıyoruz. Tabii ki her türlü yapılan teknik analiz için bahsetmiyorum burada. Hani genel olarak ifade ediyorum. Hatta bunu anlamanız için isterseniz böyle geçmişteki endekslerin görüntülerinde gözüken formasyonları veya trend kırılımlarını incelerseniz burada az çok ne demek istediğimi de siz de kendi gözlerinizle görebilirsiniz ama trend takipçiliği tarafında şimdi bu 200 yıldır kullanılan bir metot. Biz her zaman ifade ediyoruz. Ta hatta Lale Devri dönemlerinde bile lale fiyatlarının gitgide hızla fiyatlarının lalelerin yükselmesiyle oluşan trendlerde bile çok insan trend takipçiliği metoduyla para kazanmış. Tekrar fiyatlar düşmeye başlayınca da çıkıp bu karı realize etmiş. Yani biz trend takipçiliği metodunda şunu hedefliyoruz. Para arkadaşlar piyasalarda para büyük trendlerde kazanılır. Yani elbette belki küçük fiyat seviyeleri arasında oluşturacağınız destek ve dirençler arasında gerçekleştireceğiniz alım satım işlemlerinde de kazanabilirsiniz. Ben asla buradan kazanılmaz demiyorum ama orada sarf ettiğiniz efora karşılık almış olduğunuz kazanç sizi çok fazla tatmin etmeyebilir. Şahsen ben bu noktadayım. Ama trend takipçiliği metoduyla trendleri izleme şeklinde yaptığınız işlemler bütün trendi olduğu şekilde bir kazanca dönüştürebildiğiniz için trend takipçiliği metodundaki o büyük trendlerden avlanılan kazançlar bence çok daha anlamlı oluyor ve çok daha motive ediyor. Mesela bir önceki videoda gördünüz 16.800 kısmından itibaren biz metodumuza göre alım yapmaya başlamıştık. Fiyat bakın 29.500'lere kadar 30.000 dolara neredeyse dayandı Bitstamp tablosuna bakarsanız. Yani tabii ki şu anda bu videoyu sizlerle paylaştığım tarih belki ondan sonra çok daha yükseklere fiyat çıkacak ama ben mesela bu videoyu şu anda 24 Mart tarihinde sizlere hazırlıyorum. Belki paylaştığım tarih 8 Nisan, 9 Nisan civarları olabilir. Yani ben askerde de olacağım tabii ki siz bu videoyu izlerken. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey ya o VTR'de bile görseniz gerçekten metodun işlevselliğini
Çok net bir şekilde göreceksiniz. Mesela her zaman yayınlarımda da tavsiye etmişimdir. İzleyicilerimize hani kitabı da göstererek Trendyol üzerinden. Mesela buradaki Trend Takipçisi kitabının yazarı Michael Cowell'ın bir yorumu var bu Trend Takipçiliği olayıyla alakalı. Bakalım kendisi ne demiş? Bakın, insanlar işi fazlasıyla karmaşıklaştırma eğilimindeler. Trend takipçiliği esas itibariyle son derece basit, fakat hiç kimse, özellikle yatırımcılar, bu kadar basit bir şeyle para kazanılabileceğine inanmak istemiyorlar. Gerçekten öyle. Mesela bu yolculuk esnasında ben trend takipçiliği metodunu kullanmaya başladığımdan bu yana hep izleyicilerde böyle bir algı var. Ya git öyle kolay bir şeyle para kazanılır mı? Bir ton insan işte gun fanları bilmem neler çekiyorlar da millet para kazanamıyor, yine stop oluyorlar bilmem ne. Sen çıkıyorsun, diyorsun ki bir tane çizgi koyacaksın veya işte iki tane çizginin kesişimini koyacaksın, biz bundan para mı kazanacağız diyorlar. Gerçekten de böyle, ama gerçekten de kazanılıyor. Yani birazdan tabii ki birazdan dediğim, hani önümüzdeki eğitim serisi devam ettikçe, özellikle eğitim serisinin son bölümünde göreceksiniz ki hani trend takipçiliği metoduyla ilerleyen firmaların yıllık bazda ne kadar kazandıklarına varana kadar istatistiksel her şeyi sizin önünüze bu videoda, bu eğitim serisinde koymak istiyorum. Gerçekten de kazanılıyor arkadaşlar. Evvela bunu ifade etmek istiyorum. Hem de yani şöyle de bir durum var. Şimdi öyle adam var ki, yaklaşık 20-30 yıldır piyasalarda işlem yapan adamlar var arkadaşlar ve siz bu metodu kullanarak bir anda onları yakalayabiliyorsunuz. Yani hiç bu eğitim sürecinden veya bu tecrübe aşamasından geçmeden direkt onlarla başa baş şekilde trade etme durumunu elde ediyorsunuz. Tabii ki yani bu metot size %100 para kazandırır, asla hiçbir işlemden para kaybetmezsiniz demiyor. Bu metot diyor ki, bir işlemde, tabii ki özellikle yatay piyasanın gittiği dönemlerde bu metot biraz seni kaybe uğratabilir, bir miktar kaybedebilirsin, ama hiçbir zaman şunu unutma diyor bu metot: her zaman büyük bir trend başlamadan evvel en uygun konumda yerini alırsın. Çok yani yukarıya doğru büyük bir trend başlamadan en uygun konumda yerini alırsın. Keza bu trend terse döndüğü zaman, yani fiyatlar düşmeye başladığı zaman da en uygun yerden paranı kazanıp sistemden ayrılırsın demek istiyor. Yani bu metodun güzel tarafı burası. Dediğim gibi yani o belki yatay hareket alanlarında kaybedilebiliyor, belli bir miktar kayıp olabiliyor belki, ama fiyatlar koptuğu andan itibaren öyle kazançlar ortaya çıkıyor ki, yani sizin şimdiye kadar kaybettiğiniz paranın hiçbir önemi kalmıyor. Hem o kaybettiğiniz kısmı telafi ediyorsunuz, hem de üstüne çok fazla kâr elde etmiş oluyorsunuz. Peki bu eğitim serimizde içeriği ne bu eğitim serisinin? Biraz da ona bakalım. Bu videoyu böyle sonlandıracağım. Bakın arkadaşlar, eğitim içeriğimiz şöyle olacak. Portföy yönetimi nedir? Portföy yönetimi neden önemlidir? Portföy yönetimi nasıl olmalıdır? Trend takipçiliği nedir? Trend takibi metotları nelerdir? Fibonacci seviyeleri en verimli nasıl kullanılır? Aslında şu son maddeyi benden istendiği için dahil ettim. Yoksa hani şu anki trend takipçiliği metoduyla Fibonacci seviyelerinin çok bir bağlantısı yok, ama bu yayınlarda kullandığım şekliyle insanlar bunu çok beğenmişler ve nasıl kullandığımı bana soruyorlar. Ben de bu tabii ki talebe karşılıksız kalamadım ve eğitimin son aşamasında da bunu sizlerle buluşturacağım. Yani portföy yönetimine ilk sırayı verdim. Çünkü yani bir piyasada işlem yapacağınız zaman portföyünüzü konumlandırmak çok önemlidir. Yani siz ne kadar bir parayla işlem yapacaksınız? Bu paranın ne kadarıyla işte kripto para piyasasında işlem yapacaksınız ve bu kripto para piyasasında işlem yaptığınız tarafı nasıl yönlendireceksiniz? Bunun ne kadarıyla altcoin alacaksınız? Ne kadarıyla bitcoin alacaksınız? Hangi sinyallere bakacaksınız girip çıkarken veya burada altcoin tercihi yaparken yine hangi sinyallerden yararlanabilirsiniz tarafında, burada tabii ki ilk sıraya o yüzden portföy yönetimini koydum, çok önemli gördüğüm için. Ama bunu anlattıktan sonra, bunu sizlerle paylaştıktan sonra hemen tabii ki yine trend takipçiliği kısmına geleceğiz. Birkaç cümleyle trend takipçiliğinden bahsedip ondan sonra metotları anlatacağız. Zaten yine ara ara ben neden bu metodu kullanıyorum sizlere bahsetmiş olacağım. O yüzden şimdi bu ilk olarak ilk video tanıtım videosuydu. Şimdi diyeceksiniz ki, ya sen bu videoyu paylaştın, 2 gün sonra gelecek asıl mevzu, bunu niye paylaştın? Haklı da olabilirsiniz tabii, ama böyle eğitim serisinde böyle çok gerçekten net bir şekilde, yani her videoda ne verdiğimiz ve sizin
neyi almanız gerektiğini net bir şekilde konumlandırarak ben de portföy yönetimindeki gibi konumlandırarak ilerlemek istiyorum. O yüzden şimdilik ilk eğitim serisinin burada ufaktan sonuna gelelim. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Ben de askerde olacağım arkadaşlar. Hatta şu an askerdeyim. İçtimaya falan baya baya kalkıyorum. Siz tabii bu videoyu izlediğinizde ben askere başlamış olacağım. Askerden döndükten sonra da sizin yorumlarınızı okuyacağım. O yüzden eğer eğitimi beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve eleştiri olsun veya işte başka türlü olsun yorumlarınızı da muhakkak bırakmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olursanız eğitim serisinin devamını görürsünüz. Tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşıyor olacağız seriyi. Hoşça kalın. Şimdiden mutlu akşamlar mı artık hangi saatte paylaşırız? Mutlu sabahlar, mutlu öğlenler, mutlu akşamlar artık hangi süre zarfında size ulaşırsa kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bol kazançlar efendim. Tam 1,5 yıldır Qentfree kullanıyorum. Çünkü işlem ücreti ve komisyon yok. Bu müthiş bir özellik. Çünkü bakın ortalama olarak 1500 dolar buradan yaklaşık mevcut işlemlerimden de şöyle gösterdiğim zaman 150 dolar da buradan yaklaşık olarak 1700 dolara yakın bir işlem ücreti karım olmuş. Yani 34 bin liraya yakın müthiş bir rakam bu. Bunun yanı sıra Türkçe destek ekibi var. 7/24 çalışıyor. Türkçe dil desteği var. Mobil aplikasyonlar var. Yakında bu teknik görünümler oraya da gelecek. Bununla birlikte sadece kripto paralarla işlem yapmaya mecbur değilim. Hisse senetleri var. 46 tane kripto çifti var. Şimdilik yeterli. 44 tane ETF, 18 tane endeks emtia vadeli işlemi var, 25 tane de forex çifti var. Hani bana birçok alanda işlem yapabilme özgürlüğü tanıyor. Bununla birlikte kullanırken de keyif alıyorum. Ekranları da kolay. Yani zaten para yatırma işlemi çok kolay. Önceki kullanmış olduğunuz platformlar nasılsa burada da aynı. Herhangi birini seçiyorsunuz. Yükleme yap kısmından cüzdanı al götür. Çekeceğin borsaya yapıştır, parayı gönder gelsin. İsterseniz spot cüzdan olarak da kullanabiliyorsunuz ama ben örnek veriyorum, parayı Tether olarak gönderdim. Hemen buradan transfer yap kısmından margin hesabı alıp orada margin işlemler yapıyorum. Bununla birlikte paneller dediğim gibi kullanması oldukça kolay, keyifli. Buradan hemen TradingView ekranından istediğiniz kadar gösterge koyup işleminizi yapabiliyorsunuz. Zaten burada işlem gücü ayarlama olayı var. Minimum 50 dolar yatırmanız lazım. Onu da 1000 dolarlık işlem gücü satın alarak işleme başlayacaksınız. Ha burada kaldıraç otomatik olarak 50 dolara 1000 dolar baktığınızda 20 oluyor ama o 1000 dolarlık işlem gücünün isterseniz 100 dolarını kullanabilirsiniz. Bu şekilde kaldıraçta 2'ye inmiş oluyor. Performans skalanızı görüyorsunuz. Shortlarda mı iyisiniz, longlarda mı? Buna göre kendinizi ayarlıyorsunuz. İşlem geçmişinizi görüyorsunuz bütün teferruatıyla. Yani bütün ihtiyaca hizmet eden çok güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. 5 yıldır Qentfree var olan bir yapı. Açıklama kısmındaki linklerden muhakkak kayıt olmayı, Kripto9 davet koduyla da Qentfree'ye kayıt olduğunuzda öncelikle bunu yapmayı unutmayın. Sonra eğer Kripto9 davet koduyla kayıt olursanız da ilk yapacağınız işlemden 5 dolar ile özür diliyorum 3 dolar ile 250 dolar aralığında bir çekebileceğiniz ödül kazanacaksınız. Bunu da çekip kullanabilirsiniz. İyi seyirler.